Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi size bugünkü modelimi göstereyim. Bu modelin arkadaşlar size tığa çevirmiş halini göstereceğim. Evet, benim modelim de bu şekilde arkadaşlar. Aynı onda olduğu gibi şöyle kirpikli düz kayam ve arasına da badem yaptım. Fark ettiyseniz arkadaşlar bu bademler birbirinden farklı. Bu dibinde zincir çekerek yaptım. Bu da yapmadan aldım. İkisini de size daha önce yaprak olarak gösterdim. Şimdi de bunu badem olarak kullandım buralarda arkadaşlar. Evet, modelim bu. Şimdi modelimin yapım kısmına geçelim. Arkadaşlar tığ battılarımızı hazırladık bu şekilde. Bademimiz için 8 tane tığ battı ara mesafesi verdik. Fakat biz ilk başlarken gibi aynısı gibi başlamayla göstereceğiz. Burayı unutun arkadaşlar. Şöyle tığ battınızı sık iğne ile sabitleyin buraya. Ve 7 tane buraya sıkı sıkı zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, tığ ve 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Tığ battımın içine girip kirpik olarak bu 7 zinciri buraya kapatarak başlıyoruz. Kirpikle başlamayı yaptık ve 4 tane de buraya ikişer zincirli tığ battılar hazırlayacağız. 1, 2 zincir. Kapattım. Bu 1. 2 zincir. Kapattım. Bu 2. 1, 2 zincir. 3 ve 4. 4 tane tığ battı ve kirpiğimiz hazır. Bir zinciri çekiyorum. Şöyle ters tarafına döndüm. Hemen yanındaki tığ battıya girerek kesim işlemini gerçekleştirdim. 1, 2 zincir. Tığ battımın içine girerek bir tane yuva yapıyorum. 1, 2 zincir. Sıradaki tığ battıya ikinci yuvam. Ve sıradaki tığ battıya üçüncü yuva. Bu şekilde 3 tane yuvaya eksilttik ve 7 zincir. Şöyle 7 zincirimle döndüm. Hemen tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum. Kirpiğim hazır. Hemen arkadaşlar 2 zincir çekerek geriye kalan tığ battıların üzerine bu şekilde yuvalar yapıyoruz. 2 zincirimi çektim. 1 zincir arkadaşlar kesim işlemi için. 1 zincirimle ters tarafına dönüyorum. Sık iğne ile yuvaya sabitliyorum. Tekrar 2 zincirimi çektim. Tek kalan bu yuvamın içine de girdim. Bir tane yuvamız kaldı. Şimdi arkadaşlar dönüyorum. Düz yüzüne. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 7 tane zincir. 7 zincirimi buraya kapattım. Bu birinci kirpiğim. Direkt 7 zincirle de dönebilirsiniz. Bu şekilde sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. 7 zincir kapattım. Tek kalan yuvamın içine. 4, 5, 6 ve 7. Evet. 7 zincirimi bu şekilde kapattım. Bakın arkadaşlar. Ve buraya yine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen dibindeki geri dönüş yaptığım yer var ya tığ battı. Oraya hiç atlama yok arkadaşlar. Aynı yere bu şekilde. Bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar. Bakın dibinde. Böyle artma işlemi gibi çok hoş duruyor. Burada da aynı şekilde. Şekil göstereyim. Kenarında bu şekilde artma işlemi olarak duracak. Şimdi şu 8 tane tığ battığımızı yapalım. Bademimiz için. 1, 2 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir. 3,
2 zincir, 4, 2 zincir, tığ takıldı arkadaşlar. Bu şekilde tığ battıları hazırlıyorum. 2 zincir, 6, 2 zincir, 7 ve 2 zincir, 8. tığ battımı da buraya yapıyorum. Bu 8. tığ battımı yaptığım yuvaya arkadaşlar, ilk size gösterdiğim bu kirpiği yaparak, aynı kapattığım noktaya kirpiği yaparak gösterdiğim bu kayayı yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi biz anlaşıldığına göre bademimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi bademimizin yapılışını göstereceğiz. Bakın arkadaşlar, iki farklı badem çeşidi yaptım. Birisinde dibinde sık iğne çekilmediği için bu şekilde. Biri de dibinde sık iğne çekilerek yaptığım bademim arkadaşlar. İkisini de şimdi size tarif edeceğim. Bu şekilde 8 tane tığ battı ara mesafesini verdik. O yüzden de arkadaşlar bakın 2 tane yuva hazırladım. Şimdi arkadaşlar bu kaya tarafından sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battımın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 tane de buraya zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen dibindeki yuvamızın içine sık iğne ile sabitledik. Şimdi arkadaşlar bir zincirle düz yüzüne döndüm. Ters yüzünden yuvamızı yaptık. Bir defa doluyorum. Yuvadan da bir tane ilmek alıyorum. Üçünü birden buraya kapatıp bir sahte trabzan yaptım. Daha önce yaptığım yapraklarla yapımı aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi bu şekilde bu orta yerine kapatıp buraya bir tane kirpik yaptım. Aynı yuvaya bakın arkadaşlar. Bu kirpiğimi kapattığım yere bu şekilde giriyorum. Dibinde bir zincir çekip ilmek alıyorum. 2. Aynı sistem, yuvaya da girdim. Dibinde bir zincir. Şimdi bunları 2, 2 olarak topladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk yuvaya girdim. Bakın. Şu şekilde telin arasına giriyorum. Buraya bir tane arkadaşlar kirpik elde ettim 5 zincirden. Yine aynı kirpiği kapattığım yere girdim. Buraya bir tane dibine zincir çektim. Sıradaki yere de girdim. Buraya da bir tane arkadaşlar bu şekilde. Dibine zincir çekerek ilmek aldım. 3 oldu. Şimdi ana yuvamıza da giriyorum. Orada da alıyorum. 4 oldu. 2, 3 ve 4 olarak ilmeğimiz arkadaşlar yavaş yavaş uzadı. İkişer ikişer yine çekip başa kadar tamamladım. Yine 5 zincir. 5 zincirimi buraya bakın bu şekilde kapattım. Kenarda arkadaşlar bu şekilde şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kirpik olana kadar, yani tığımızda 7 ilmek olana kadar bunu bu şekilde toplayacağız. Şimdi arkadaşlar vakit fazla uzamasın. Bu dibinden bir tane, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde 2, 2, 2, 2 alarak 7 tane yapıp bu ilmek sayısını da 5'e çıkarıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sizden sonra da bir sıra yaptım. Bakın bu kenar sırasını sayalım. 5 tane kirpiğimiz var. Şimdi sıradaki bu yuvanın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buralara kirpik yaparak her telin arasına kirpikler yaparak aşağı kadar iniyorum. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 1,
2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde buraya sık iğne yaptım. Sıradaki yuvamın arasına girdim. Sık iğne ile iniyorum. Araya hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Zincir çekmeyin, sakın potluk olur. Zaten araları sık. Bu şekilde aynı yere iki kere batıldığı için şöyle gördüğünüz gibi fazla bir mesafe olmuyor. Evet, aşağıya doğru da inirken arkadaşlar 5 tane kirpik olacak. Sayalım, 3 olmuş. Bu son yuvamıza da yine 5 zincir. Şu şekilde. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım. Bakın arkadaşlar. Ve burada da bir tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Şöyle yerimiz kalmış. Bir tane de buraya yapalım. Son yuvanın içine de. Evet, şu 5 tane, evet arkadaşlar bakın 5 tane. Burada 4 olduğuna göre buraya da yapmamız gerekiyor. 5 zincir. Sık iğne ile sabitledim. Ve arkadaşlar buradaki ana yuvaya da giriyorum. Sık iğne ile inmiş oldum. Bakın. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi hemen koparıyorum. Evet. Bademimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunların arasının yerini göstereceğim. Şimdi şu sarının da yapılışını göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi hangisini tercih ederseniz, hangisini sevdiyseniz onu yaparsınız. Evet arkadaşlar, iki tane badem gösterebilmek için bu şekilde size kayayı hem tek gösterdim. Zamandan tasarruf olmuştur inşallah. Şöyle ters tarafına çevirdim ve buradan sayıyorum. Kayamın dibinden 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane, 5. tığ battımın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 1. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen buraya tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 zincirimi çektim. Döndüm. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. İçinden bir tane de ilmek aldım. Üçünü birden bu şekilde. Öbürküyle başlangıç şekli aynı. Şimdi arkadaşlar 5 zincirim de aynı. Kirpiğim de aynı. Farkı ne diye sorarsanız şimdi başlıyor. Farkı şu arkadaşlar. Farkı da o kadar ağır bir fark değil. Şimdi buradan bir tane ilmek aldım. Dibinde zincir çekiyorduk ya. Dibinde zincirimi çekmiyorum. Aynısı bakın. Zincir çekmiyorum. Sadece ilmek alıyorum. 2, 2. Bu şekilde. Onunla bunun arasında hiçbir fark yok. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen buradaki tığı taktım arkadaşlar. İlk yuvanın içine giriyorum. Bakın bu şekilde. İnşallah net çekiyordur. Kapattım. 2 tane ilmeğim oldu. Aynı yuvanın içine girdim. Bir tane ilmek aldım. Sıradaki yuvanın içine girdim. Yine bir tane ilmek aldım. Yuvadan da girdim. Bir tane ilmek aldım. 4. 2. 2. 2. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi tel tel sıkı sıkı oldu. Aralarında hiçbir boşluk yok. 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çekiyorum. Ve ilk telimin arasından girdim. Bu şekilde kapattım ilk yuvamı. Aynı yuvadan girdim. Bir tane aldım. Bir ilmek. İkinci yuvadan girdim. 3. Ve yuvadan giriyorum arkadaşlar. Bakın. 4. Yuvadan giriyorum. 5. Aynı şekilde 2. 2. Bakın hiç teller gözükmüyor. Dibinde zincir çekmediğimiz için.
sıkı sıkı bu şekilde yuvalarımız oluyor. Tek farkı bu arkadaşlar, dediğim gibi 5 zincir kirpiğimi kapattım. Evet arkadaşlar, inşallah çözünürlük iyidir de anlaşılır bir şey olmuştur. Instagram'da bir tane video izlemiştim. Amca bu telefon niye çalmıyor diyor. Böyle telefonunu atıyor. O zaman ben bu telefonu atarım. Bayağı 3 sene falan oldu arkadaşlar. Çalmıyor diye telefonu böyle yere bahsetti. Amca gibi ben de bu telefonu niye çekmiyor deyip telefonu atsam bir dahaki videoları nasıl çekeceğim? İyi kötü biraz işimizi görüyor ama. Amca gibi beni de kızdırıyor bu telefon. Şimdi arkadaşlar bunu yine aynı bu şekilde ne yaptıysak buradan tek tek 5'er zincirli aşağıya ineceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi buradan bu şekilde ipimizi bir sağlama alalım. Şöyle ilmekten bir tane geçireyim ben. Bakın şöyle. Bu şekilde ipi buraya tutturduk bakın. Buradan bir yerine herhangi bir ilmekten tutturun arkadaşlar. Çünkü yakacağız zaten, gözükmez de. Şimdi başlayalım. Buradan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. en tepe noktasındaki yuvadan. İğnemi buradan geçiriyorum. Şöyle kamera net çekiyor mu diye bakarken. İğnemi buradan geçirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan tam ortasından. Bakın. Şöyle tam ortasından geçiyorum. Gördünüz arkadaşlar. Tam ortasından bir tane geçirdim. Hemen bir altında bakın. Kirpiği kapattığım noktalar. Şuralar. Görüyorsunuz inşallah. Bu noktalardan giriyorum. Bakın. Bu noktadan kirpiği kapattığım yuvanın içinden girip şöyle en alt noktadan çıkıyorum. Bakın buralar şöyle. Sanki arkadaşlar bu modeli de o yüzden göstermek istedim. Örmesi çok rahat. Bu kaz ayakları deniyor galiba bunu arkadaşlar. Bu kapattığım 5 zincirli kirpik noktalarında rahat rahat bunları bu şekilde örebilirsiniz. İlk önce bunu geri sökecektim. Dedim ki bu rahat örülüyor. Bunu da göstereyim. Hangisini tercih ederseler. Bakın bu yuvaları sanki arkadaşlar yerleri örmek için daha pratik. Bu şekilde bir videoda size iki tane model gibi oldu arkadaşlar. Evet. Buraya da 4. kaz ayağımı atıyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle tersini çevireyim. Tersini çevirince şuraya arkadaşlar bakın. Şöyle attığım düğümün içinden geçiyorum. Bu şekilde. Şunu ister oraya bir düğüm yapıp tekrar sağlamlaştırabilirsiniz. Veya bitişte de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle çakmağımla da yakayım. Tamamdır. Evet. Tekrar arkadaşlar bakın şu taraftan başlayacağız. Nasıl sağdakini yaptık bu şekilde. Şimdi de soldakini yapıyoruz. Bakın soldaki yuva. Yuvaların yerleri belli arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Çözünürlük gelsin arkadaşlar. Şöyle elinizle açarak gösterirsem size daha net olacak arkadaşlar. Bu şekilde bakın ortadan direkt. Şöyle. Bu sefer de soluna işliyorum. Şöyle aslında tutsam daha kolay gözükecek arkadaşlar. Şöyle tutayım. Sıradaki buradaki yuvadan şöyle yuva atlamamaya gayret ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın yerleri belli. Sağda nereye battıysak solda da aynı şekilde. Bu kapattığımız noktalardan bakın sırada hangisi var? Şu üçüncü var. Üçüncünün içinden. Umarım net gözüküyordur arkadaşlar. Hakkınızı helal edin bu yüzden. Çözünürlük meselesini inşallah.
bu şekilde. Sonuncu yuvama da bu şekilde giriyorum. Hemen soldan. Bakın. Bitti arkadaşlar. Bu kadar. Tüm delikleri bu şekilde geçtik. Çok kolay bu modelinki. Öbürünkünde biraz, öbürü de kolaydı arkadaşlar. Öbürünkünde biraz telleri sık olduğu için onun da püf noktasını şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bunu buraya bakın düğüm atarak sabitledim. İpimi de kesiyorum. Yakıyorum ucunu da şöyle. Evet, bunun işlemi bu kadar arkadaşlar. Bakın. Çok hoş ve çok zarif oldu. Evet arkadaşlar, sarıyı da aynı şekilde. Kırmızı da ne yaptıysak daha fazla uzamasın arkadaşlar. Şöyle bakın bu tepeden başlayıp aynı kırmızıda olduğu gibi böyle kenarlarından girerek kaz ayaklarını yaptım. Sol tarafı da aynı şekilde yaptım. Modelim de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir yakın plan. Model çok hoş. Böyle kalıp gibi duran bir model arkadaşlar. Ve şu gösterdiğim gibi kipriğimizin de böyle kalıp gibi durması için sağ tarafına sık iğne ile başlayın arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif. Çok güzel olunca arkadaşlar bakın. Güzele bu şekilde. Güzel diyoruz. Şöyle hiç ütülenmediği halde bakın. Ütü olmadığı halde bu şekilde. Evet. Yine sizden arkadaşlar yorumlarınızda, beğenilerinizde destek olmanızı istiyorum. Bu YouTube'un izlenmeleri için, önermeleri için arkadaşlar beğenileriniz ve yorumlarınız önemli. Siz böyle güzel yorumlar, beğeniler yaptıkça arkadaşlar inşallah ben de güzel örneklerden, modellerden sizlere faydalı olurum. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.